bir uzun senli. Çanakkale içinde bir uzun senli. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Çanakkale'ye indim, hüzünle büyük gemiye bindim. Ecevat'tan kaleye döndüm, Çanakkale'nin kalesi birbirine bakar. Çanakkale'de 253.000 şehidimiz yatar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Namazgâhta kılmışlar nöbetle namaz. Allah'ım onların sevabını denizin suyundan, karanın toprağından daha çok yaz. Seyit Onbaşı diyorlar, 270 kiloğlu topu kaldırmış. Allah'ım bu nasıl asker? Paşası sorar, karşılığında ne istersin diye. Aç olduğu için bir ekmek ister. Arkadaşlarımın hakkı olur diye onu da almayan asker. Ruhu şad olsun. Solandere şehitliğine vardık. Taşılan çevrilmiş şehit mezarları gördük. Kendi oğlunu gölgeye koydun deyip de başkaları yaralıları saran doktoru duyduk. O doktorun da ruhu şad olsun. Avustralya şehitliğine vardık. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan kandırılmışlar. Çanakkale'de ileri sürüp de öldürülmüşler. Tek çamın dibinde yatarlar. 3 aylık yerden ziyaretçimiz gelir diye bakarlar. Mehmet Çavuş abidesi denize bakar. Dibinde 57.000 şehit yatar. Bembeyaz camda mezar taşı. Okuyamadım cahilin hangisi Çavuş'ta, hangisi onbaşı. 21 ile 22 yaşı. Allah'ım bunlar ne kadar genç asker. Ruhları şad olsun. Yahya Çavuş şehitliğine vardık. İngiliz gelmiş de karaya dayanmış. Akan şehit kanı denizi boyamış. Yahya Çavuş'la 3 arkadaşı geçirmemiş düşmanı orada tam 3 gün oyalamış. Ruhları şad olsun. Anadolu'nun bir köyüne geldik. Küçük müzeye girdik. Gövdeki çarpışan mermi iliştir gibi matra. Kafatasında çakılı mermiyi gördük. Onun da ruhu şad olsun. Sargıdere şehitliğine vardık. İşinizde Burdurlu'da var mı diye sorduk. Burada olmayan memleket yok dediler. Burayı düşman vurdu. Kurşun yağmur gibi yağdı. Şehit kanı derelere doldu dediler. Şehit kanından utanan ağaç kökünü yere salamadı da beline sardı dediler. O ağaçta şehitlerimize gölge olsun. Anafartaları ağırka kucağında düşman bir asker gördük. Karşıka ağıran yerde ne diye sorduk. Topumla tüfeğimle beni buraya gömüvün diyen askeri duyduk. Onun da ruhu şad olsun. Atatürk cont bayırından düşmana bakar. 10 metre önünde Fevzi Çakmak'ın kardeşi yatar. Yandı, yandı, yandı cont bayırı. 7 gün 7 gece yandı. 80.000 şehidin katında bir de orman müdürü kaldı. Onun da ruhu şad olsun. Analar, analar, analar. Mermi taşıyan, hamur yuğuran, vatan için oğlan doğuran, git oğlum git askere dönme sakın, ya gazi ol ya şehit diyen analar. Çanakkale geçilmez, suyu tuzlu içilmez, doğuda batıda olan şehitlerimiz. Aksakallı baba, gözü yaşlı ana, eli kınalı kalan gelin, birbirinden seçilmez. Hepsinin de ruhu şad, mekanı cennet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz komşu olsun. Bizleri de misafir etsinler inşallah. Evet, alkışlıyoruz havanı dersimizi. İşte vatan böyle kazanıldı. Daha güzel anlatılamazdı.
Ağır ben gidiyorum.